Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu dersimizde 6. sınıfın 10. ünitesi olan demokrasi, yani demokrasi adlı üniteyi işleyeceğiz. Bu ünitedeki önemli kelimeleri gördükten sonra konu anlatımını yapacağım. Bu üniteye daha iyi çalışmak istiyorsanız Schuld ve Shouldn't konusunu tekrar etmeniz gerekiyor. Onun linkini yukarıya bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca bu ünite için past tense, yani geçmiş zaman konusunu da bilmenizin sizin için faydası vardır. Geçmiş zaman yani past tense konusunu da yukarıya link olarak bırakıyorum. Onu da oradan tıklayarak tekrar çalışabilirsiniz. Haydi dersimize başlayalım. Voting booth. Oy kullanma kabini. Vote. Oy kullanmak. Democracy. Demokrasi. Ballot box. Oy sandığı. Support. Destek olmak. Survey. Anket. Make a speech. Konuşma yapmak. Candidate, aday. Equality, eşitlik. Choose, seçmek. President, başkan. Envelope, zarf. Election, poll, seçim. Sign, imza. Fair, adil. Children's rights, çocuk hakları. Rights, haklar. Fault, katlamak. Count, saymak. Announce, anons etmek, duyurmak. Responsible, sorumlu. Select, seçmek. Campaign, kampanya. Identity card, kimlik kartı. Polite, kind, kibar. Respect, saygı. Rude, kaba. Decide, karar vermek. Hardworking, çalışkan. Helpful, yardımsever. Prepare, hazırlamak. Education, eğitim. Republic, cumhuriyet. Class president, sınıf başkanı. Suggestion box, öneri kutusu. Work, çalışmak. Public, halk, kamu. Prepare a poster, bir poster hazırlamak. Result, sonuç. Win, kazanmak. Create a slogan, bir slogan hazırlamak. Lose, kaybetmek. Şimdi öğrendiklerimizi test edelim. Match the words with the pictures. Verilen kelimeleri resimlerle eşleştiriniz. Kelimelerimiz şunlar. Would, oy kullanmak. Ballot box, oy sandığı. Make a speech, konuşma yapmak.
Voting booth, oy kullanma kabini. Fair, adil. Election, seçim. Win, kazanmak. Envelope, zarf. Şimdi bunları aşağıdaki uygun resimlerle eşleştirelim. İsterseniz siz videoyu durdurup çözebilirsiniz. Birinci resim, oy kullanma kabini olduğu için bunun cevabı voting booth. İkinci resimde bir terazi bulunduğu için ve bu adaleti temsil ettiği için bunun cevabı fair, adil. Üçüncü resimdeki kişi oy kullandığı için bunun cevabı vote, oy kullanmak. Dördüncü resimde bu kişi seçime girdiği için cevabı election, seçim. Beşinci resimde bir sandık bulunmaktadır bu. Ballot box, oy kullanma sandığıdır. Altıncı resimdeki kişi birinci olmuştur, yani kazanmıştır. Bunun cevabı win, kazanmak. Yedinci resimdeki kişi bir konuşma yapıyor. Bu yüzden bunun cevabı make a speech, konuşma yapmak. Ve son resimde bir zarf bulunduğu için bunun cevabı envelope, zarf. Ünite içerisinde bulunan önemli kelimeler bunlardı. Şimdi iyi bir sınıf başkanının özellikleri nasıl olmalı onları öğrenelim. To be a good class president. İyi bir sınıf başkanı olmak için. Bakalım şimdi iyi bir sınıf başkanı olmak için ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor? You should be responsible. Sen sorumluluk sahibi olmalısın. Kırmızı harfe yazılan should kelimesi bu cümleye yapmalısın. Melimalı anlamı katar. Eğer tekrar çalışmak istiyorsanız ilk başta da belirttiğim linke tıklayarak tekrar edebilirsiniz konuyu. You should be hardworking. Eğer iyi bir sınıf başkanı olmak istiyorsan çalışkan olmalısın. Çalışkanlıktan kasıt sadece dersler değildir. Beceri olarak da çalışkanlık kastedilir. You shouldn't be rude. Sen kaba olmamalısın. Shouldn't, olmamalısın, yapmamalısın anlamı katar cümleye. You should be nice to everyone. Herkese karşı iyi, hoş olmalısın. You should respect others' rights. Diğerlerinin haklarına saygılı olmalısın. İyi bir sınıf başkanının yapması gerekenler bunlardır. Şimdi bunları kategorilere ayıralım. İyi bir sınıf başkanının yapması gerekenleri should ile belirtelim. İyi bir sınıf başkanının yapmaması gerekenleri ise shouldn't ile belirtelim. Should, yani iyi bir sınıf başkanının yapması gerekenler şunlardır. Be kind, kibar olmalı. Be responsible, sorumluluk sahibi olmalı. Hardworking, çalışkan olmalı. Respectful, saygılı olmalı. Friendly, arkadaş canlısı olmalı. İyi bir başkanın özellikleri bunlardır. Şimdi iyi bir başkanın yapmaması gerekenler, sahip olmaması gereken özelliklere bakalım. Be rude, kaba olmak. Sınıf başkanları kaba olmamalı. Irresponsible, sorumsuz olmamalı. Lazy, tembel olmamalı. Unfair, adaletsiz olmamalı. Break the law, kuralları kırmamalı. Yani kurallara uyması gerekiyor. Unfriendly, soğuk, düşmanca, samimiyetsiz olmamalı. The steps of an election, bir seçimin adımları. Eğer bir seçimde oy kullanmak istiyorsak ne gibi adımları takip etmeliyiz? Şimdi onlara bakalım. Candidates, adaylar demektir. Bir seçimde birkaç tane aday bulunmaktadır. Bunlar sınıf başkanı olmak isteyen kişilerdir. Biz de bu adaylara karşı hangisi bize iyi geliyorsa, hangisi bizim isteklerimizi karşılıyorsa onları seçim ile belirleriz. Bizim adaylarımız şunlardır. Ahmet, Narin ve İlayda. 3 tane adayımız bulunmaktadır. Şimdi bu adaylardan birini sınıf başkanı yapmak istiyorsak takip etmemiz gereken adımlar şunlardır. Write your candidate's name on the paper. Öncelikle seçmek istediğimiz adayın ismini kağıda yazarız. Örneğin Narin'i sınıf başkanı yapmak istiyorsanız kağıda Narin yazarsınız. Daha sonra fold the paper. Bu Narin yazdığınız, yani adayı belirlediğiniz kağıdı katlarsınız. We have a ballot box.
Seçimlerde bir tane seçim sandığı bulunur. Put the paper in the ballot box. Daha sonra ismi yazdığınız ve katladığınız bu kağıdı seçim sandığının içine koyarsınız. Count the votes. En sonunda da oylar sayılmaktadır ve oylar sayıldıktan sonra kim yüksek oy alırsa o sınıf başkanı seçilmektedir. Bu adımları bilmeniz önemlidir çünkü testlerde bu adımları sorarlar. Bazen resimlerle eşleştirmenizi isterler ya da resim verip hangi adımın olduğunu sorarlar. Questions. Sorular demektir. Bu ünite içerisinde bazı önemli soru kalıpları bulunmaktadır. Eğer bunları bilirseniz test sorularının sizden ne sorduğunu daha rahat bir şekilde anlarsınız. O yüzden bu ünitede bulunan belli başlı önemli soru kalıplarını hep birlikte görelim. Who was your candidate? Senin adayın kimdi? Mesela seçim zamanı arkadaşlarınızla konuştuğunuzda adayını sormak için böyle bir soru sorarsınız. Who did you vote for? Sen kimin için oy kullandın? Mesela arkadaşınızın hangi adayı seçtiğini öğrenmek istiyorsanız ona bu soruyu sorabilirsiniz. How many candidates were there? Kaç tane aday vardı? Why did you support her or him? Sen onu neden destekledin? Yani o adayı seçme sebebin nelerdi? Neden destekliyorsun? Bunu merak ediyorsanız eğer sormak için bu soruyu kullanırsınız. What was his, her slogan? Onun sloganı neydi? Slogan, bir düşünceyi anlatmak için yazılan kısa ve çarpıcı sözlere denir. O başkanı anlatan cümleyi ya da çarpıcı sözü merak ediyorsanız, onun sloganı neydi diye sormak için bu cümleyi kullanırsınız. Did you have an election? Sen seçim yaptın mı? What was the result of the election? Seçimin sonucu nedir? Her seçimin bir sonucu bulunmaktadır. Hangi adayın kazandığını öğrenmek istiyorsanız bu soruyu sormalısınız. When did you select your class president? Sınıf başkanını ne zaman seçtiniz? Eğer bu soruları daha iyi anlamak istiyorsanız, bilmeniz gereken kelimeleri de buraya not olarak bırakıyorum. Buradan tekrar edebilirsiniz. Why? Neden? When? Ne zaman? How many? Kaç tane? Who? Kim? What? Ne demektir? Eğer bunları bilirseniz soru kalıplarını daha rahat anlarsınız. The classroom rules. Sınıf kuralları. Sınıfta uymamız gereken belli başlı kurallar vardır. Sınıfta yapmamız gerekenler ve sınıfta yapmamamız gereken kurallara birlikte bakalım. Önce what to do, yani yapmamız gerekenleri göreceğiz. Daha sonra what not to do, yapmamamız gerekenleri göreceğiz. İyi bir sınıf ortamı için yapmamız gerekenler şunlardır. Listen to others. Diğer insanları dinlememiz gerekiyor. Respect people likes and dislikes. İnsanların sevdiği ve sevmediği şeylere saygı duymamız gerekiyor. Respect other people's cultures. Diğer insanların kültürlerine saygı duymamız gerekiyor. Be sensitive to other people's feelings. Diğer insanların duygularına yani ne hissettiklerine karşı hassas, duyarlı olmalıyız. Value other people's opinions. Diğer insanların ne düşündüklerine değer vermeliyiz, önem vermeliyiz. Yani onları önemsemeliyiz. Şimdi iyi bir sınıf ortamı oluşturmak için sınıfta yapmamamız gereken şeyler vardır, onlara göz atalım. Don't insult people. İnsanları aşağılama. Sınıfta bulunan arkadaşlarımızı aşağılamamalıyız. Don't tease people. İnsanlarla dalga geçmemeliyiz, alay etmemeliyiz. Don't interrupt people. İnsanların ne söylediklerini dinlemeliyiz, yani sürekli onların söylediklerini kesmemeliyiz. Don't pressure someone to do something. İnsanlar üzerinde baskı kurmamalıyız. İyi bir sınıf ortamı için yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenler bunlardır. Bunları should ve shouldn't kalıbıyla da ifade edebiliriz. Örnekleri görelim, böylece daha kalıcı olsun. You should listen to others. Diğerlerini dinlemelisin. You shouldn't tease people. İnsanlarla dalga geçmemelisin. You should respect people likes and dislikes. İnsanların sevdiği ve sevmediği şeylere saygı duymalısın. You shouldn't interrupt people. İnsanların sözlerini kesmemelisin. You should be sensitive to other people's feelings.
İnsanların duyguları hakkında hassas olmalısın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.